Bugün sizlerle birlikte nazar boncuğu anahtarlık yapacağız. Ben önceden hazırlığımı yaptım. Çok az miktarda ipe ihtiyacımız var. Şimdi başlıyoruz. Orta bölüme bir sihirli halka yapıyorum. İçerisine sık iğne yaparak bir zincir çektim. 7 adet sık iğne yapıyorum. Alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Halkamızdaki ipi çekiyorum. Sondaki ipi çektiğim zaman ortadaki bölme kapanacaktır. Bakın küçültüyorum. Bir birleştirme işlemi yapıyorum. Aldım. Birleştiriyorum. İkinci sıramızda yine siyah ip kullanıyoruz ve bir zincir çekerek yukarıya çıktım gördüğünüz gibi. Hemen dibine batıyorum. Bir tane. Ondan sonra saymaya başlıyorum. Her deliğe iki tane olacak şekilde. Toplamda 14 adet sık iğne yapıyorum. Adet ikinci sırada sık iğnemizi yaptık. Şimdi renk değiştirmem gerekiyor. Açık maviye geçeceğim. Renk değiştirirken dikkat etmemiz gereken en sondaki ilmeğe tığımı geçiriyorum. Bakın bu ip altta. Yeni ekleyeceğim ipi alıyorum. Aldım. Geçiriyorum. Tek kalan siyah ilmeğimden geçiriyorum. Geçirdim ve alttan çekiyorum. Şu anda sağlamlaştırdım ve bir zincir çekiyorum. Siyah iple işimiz bitti. Siyah ipi arkadan hemen bir makas yardımıyla kesiyorum. Üçüncü sıradayız. Tekrar burada yapmam gereken düzgün olması için dibine bir kez batıyorum. Ve ondan sonra bir tek bir çift yaparak 21 adet maviden sık iğne yapıyorum. Bir tek. Bir çift. İşlem bittiğinde 21 adet sık iğnem olacak. Çift batıyorum. Tek batıyorum. Çift batıyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Üçüncü sırada 21 adet ilmeğim oldu. Şimdi birleştirme işlemine geçiyoruz. Buradan batıyorum. Alttan alıyorum. İçinden geçiriyorum. Ve şu anda kapatmamı yaptım. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. Dördüncü sırayı. Burada iki tek bir çift yapacağız. Ve toplamda 28 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Yine olduğu yerde dibine batıyorum. Düzgün olması için batıyorum. Aldım. Topluyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık. 21 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve yukarıya çıkıyorum.
Yine dibine bir kez batıyorum, alıyorum, topluyorum. Dördüncü sırada 2 tek bir çift yapıyoruz ve 28 adet sık iğne elde ediyoruz. İki tek bir çift yapıyorum. İki tek bir çift yapıyorum. Ve sıra sonunda 28 adet ilmeğimiz oluyor. Çift batıyorum. Aynı deliğin içerisine 2 kez batıyorum. Tek, tek, çift ve sıramı bu şekilde 28 ilmek olacak şekilde tamamlıyorum. Dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıramızda 3 tek bir çift yapacağız ve 35 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Bir zincir çekerek yukarıya çıktım. Dibine batıyorum. 3 tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Şu anda 5. sıramızı tamamladık. Yine aynı şekilde 35 adet ilmeğimiz oldu. Kapatıyorum. Bekliyorum. Çünkü ip değiştirmek istiyorum. İpimi değiştirirken bakın şu şekilde bir ilmek alıyorum. İçinden geçiriyorum. Tutuyorum. Bu şekilde geçirerek sağlamlıyorum. Alttan çekiyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Böylelikle diğer ipime geçmiş oldum. 6. sırada 35 ilmek yapmıştım. Tek batıyorum şu anda. Sıra sonunda 35 adet ilmeğim olmuş olacak. Bu arada mavi ipimi kesiyorum çünkü ihtiyacım kalmadı. Her deliğe tek batarak 35 adet beyazdan ilmek oluşturuyorum. Otuz üç, otuz dört ve son ilmeğimi yaparak tamamlıyorum. Bağlıyorum. Geçiriyorum. Bir zincir çekerek 7. sıraya çıkıyorum. 7. sırada yine beyazla 4 tek bir çift yaparak çalışmamıza devam ediyoruz. Yine dibine batıyorum bir kez. Kapatıyorum. 1 2 3 4 aynı deliğin içerisine 2 kere batarak bir tane çift yapıyorum. Ve sıramı bu şekilde 4 tek bir çift yaparak tamamlıyorum.
ve 42 adet sık iğne elde ediyorum. İki ilmeğimizi tamamladık. Şimdi tek batıyorum. Ve diğer ipimin eklenmesine geçiyorum. Alttan aldım. Geçiriyorum. Alttan çekiyorum. Sıkıştırma işlemi yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Böylelikle ipimi bağlamış oldum. Bu sırada her deliğe tek batıyorum. Bir zincir çektim. Öncelikle dibe bir kere batıyorum. Ve her sırada tek batarak iki ilmeği tamamlıyorum. 8. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 42 ilmek yaptık. Bitiriyorum sıramı. Kapatıyorum. Bir zincir çekerek son sırama geçiyorum. 9. ve son sıramızda 5 tek bir çift yaparak 48 ilmek yapıyoruz. Olduğu yere batıyorum. 1 2 3 4 5 Burada bir tane çift yapıyorum. 1 2 1 2 3 4 5 ve çift batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve çift batıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bu şekilde tamamladık. Tekrar birleştiriyorum, alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum içinden. Şu anda tamamladık. Daha önce yapmıştım. İkisini birbirine birleştireceğim şimdi. Karşı tarafa batıyorum. Çekiyorum. Batıyorum. Karşı taraftan bir tane alıyorum. Alıyorum. Çekiyorum.
Bu şekilde sıramın sonuna kadar birleştirme işlemini yapıyorum. Şimdi buradaki boşluktan daha dolgun durması için bir miktar pamuk ya da elyaf dolduruyoruz içerisine. Sizler bunun ölçülerini değiştirerek, daha büyük yaparak, iğnedenlik olarak da düzenleyebilirsiniz. Yeterli miktarda doldurduk. Şimdi kapatmaya devam ediyorum. Bu şekilde birleştirme işlemini tamamladık. Şimdi sap bölümünü örüyoruz. Bunun için 30 ilmek zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 0. Evet, zincirimiz tamamlandı. Şimdi 3. ilmeği tığıma hiç dolamadan alıyorum, sık iğne yapıyorum. Her deliğe 2 kere batıyorum. Batıyorum, alıyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Hemen yanındakine tekrar battım. Çekiyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Her deliğe 2 kere batmak suretiyle işlemimi sürdürüyorum. Aynı deliğe 2 kere batarak bu şekilde kurtçuk dediğimiz örgünün oluşmasını sağlıyoruz. Bu şekilde sonuna kadar işlemi devam ettiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Her deliğe 2 kere batıyorum. Hediyelik anahtarlıklarımız tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.